Çin'in başkenti Pekin'den herkese selamlar. Burası Chaoyang Planlama Sanat Merkezi. Burası geçici olarak bir aşılama noktasına, aşılama alanına dönüştürüldü. Ve bunun gibi Pekin genelinde 220 tane geçici aşılama alanı var. Çin'de insanlar aşılanmaya başlandı. Buradan sizlere bugün yerinden haber aktarmak istiyorum ve 360 derece habercilik adına da iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Gelin isterseniz şöyle bir devam edelim. Hemen bu kameralarınızı size çevirebilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi bu 360 derece bir yayın. Hemen arkada görmüş olduğunuz bölge bekleme alanı. Burada aşı olacak kişiler öncelikle bekletiliyor ve buradaki prosedürler hazırlanıyor. Şu an bulunduğum alanda kayıt alanı. Şöyle biraz ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi aşı olacak kişilerin, ki bu insanlar risk grubu içerisinde. Kimler bunlar? Gümrük memurları, sağlık çalışanları, yurt dışına gidecek olan kişiler, soğuk zincirde çalışan veya taze ürün sektöründe çalışan işçiler. Çünkü bu alanlar riskli alanlar ve burada çalışan insanların enfekte olma riskleri çok yüksek. Şöyle devam edelim. Buradaki görevliler gördüğünüz gibi sırayla gelen kişilere yardımcı oluyorlar kayıt yaptırmaları adına. Burası ikinci bölüm. İlerliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre şu an Pekin'de 73 binden fazla kişi aşılandı. Ve aşılama işlemleri de gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu an üçüncü bölüme geldik. Burada da şöyle bir odaya giriyoruz. Biraz önce aşısı tamamlandı beyefendinin. Burası da aşılama alanı. Kabinlerde sırayla yerlerde belirlenen ayak izlerinde bekleyerek yine sosyal mesafeyi koruyarak gördüğünüz gibi tedbirler de alınmış durumda. Maske ve diğer önlemler. Evet, şu an kameralarınızı çevirebilirsiniz. Evet, bir kişiye daha aşı uygulandı. Şimdi bu alanda aşılama işlemleri devam ediyor. Sırası gelen aşılanıyor ve daha sonra son bölüm olan dördüncü bölüme ilerliyoruz. Bu alanda da, görmüş olduğunuz bu alanda da lütfen yine kameralarınızı çevirin. Bu 360 derece bir yayın. Tüm alanı, kameranızı, cep telefonlarınızı, kamera diyorum ama kusura bakmayın, cep telefonlarınızı çevirerek veya ekrandaki ok tuşlarını yönlendirerek bu alanı izleyebilirsiniz. Neler olup bittiğini buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca VR, sanal gerçeklik gözlüklerinizi takarsanız da bizzat haberin olduğu yerde olacaksınız. Burası dördüncü bölüm. Peki ne işe yarıyor? Burada aşılanan insanlar yarım saat boyunca bekletiliyor ki herhangi bir yan etki, olumsuz bir yan etki görülür mü diye. Burası bir kontrol odası aslında. Ve şu ana kadar yine yetkililerin bizlere verdiği bilgiye göre herhangi bir aşıdan sonra aşı nedeniyle kaynaklanan olumsuz bir yan etkiye şu ana kadar karşılaşmadıklarını söylediler. Ve uygulanan aşı bu arada yine Çin'in ürettiği aşılar. Sağlık yetkililerinin yine basın açıklamasında belirttiği gibi 60 bin aşılanmış olan kişi yurt dışındaki yine en riskli, COVID-19'un en riskli olduğu ülkelere gitti ve herhangi bir sorunla karşılaşmadı, enfekte olmadığını rapor ettiler. Bu bilgiyi de ayrıca aktaralım. Bir de öte yandan şimdi bundan bir yıl önce salgın başladığı sıralarda ben bir video çekmiştim. İlk videoyu salgınla ilgili. Çünkü biliyorsunuz Wuhan'da bir alarm durumuna geçilmişti ve daha sonra da tüm ülkede önlemler alınmaya başlamıştı ki o ilk günlerde aslında Bahar Bayramı'nın da ilk günleriydi.
Çin'de bahar bayramı demek büyük bir insan göçü anlamına geliyor. Milyonlarca insan kendi memleketlerine, evlerine bayram kutlamalarına gidiyor. Şimdi aşılamanın bu seyahatten önce ki bu yıl 12 Şubat'a denk gelecek bu tarih. Bunun öncesinde önemli bir oranda özellikle uzmanların söylediğine göre %60 ila %70 oranında toplumun aşılanması gerekir ki salgınla mücadelede etkili bir önlem olabilsin aşı. O sebeple de bunun gibi ülke genelinde aşılama merkezleri kuruldu. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi öncelikle riskli gruplarda, mesleklerde çalışan kişiler, daha sonra da tüm herkesi aşılamayı amaçlıyorlar ki bahar bayramı seyahatine kadar bu aşılama süreci tamamlanabilirse bu aynı zamanda Çin için bir sınava daha olacak. Çünkü aşılar sınanmış olacak ve başarıyla da bu süreçte geride bırakılırsa en azından dünyaya güven veren bir unsur olacak bu. Bunu da tabii herkes merakla bekliyor. Sizlere Pekin'de aşılamanın ilk başladığı noktalardan birinden görüntüler aktarmaya çalıştım. Elimden geldiğince umarım bir fikir verebilmişimdir olup gelişenlerden. Buradaki gelişmeler bu şekildeydi. Çin kendi ürettiği aşıları uygulamaya geçti ve bu süreç gördüğünüz gibi düzenli, sorunsuz ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve birkaç hafta içerisinde de hedeflenen rakamlara ulaşılacak gibi görünüyor. Daha fazla detayları ilerleyen günlerde elimden geldiğince yine aktarmaya çalışacağım. Beni takip etmeye devam edin. Videolar devam edecek.